Narlıdere Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nden Halk Arenası canlı yayını salondaki değerli konuklarımızın coşkulu katılımlarıyla sürüyor. Ben stüdyodaki konuklarımı bir kez daha takdim etmek istiyorum. Sayın Edip Akbayram, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Erdal Aksünger ve gazeteci meslektaşım Barış Yarkadaş. Şimdi bu bölüme Edip Akbayram'la başlayalım. Biraz sonra salondaki değerli konuklarımızdan sorular alacağız. Ama reklam arasında düşünüp de mutlaka aktarmayı istediğiniz bir husus varsa onu da hemen alayım. Şimdi içeride düşünürken tam günümüze uyarlanan güzel bir deyiş geldi. Bu Hazreti Ali'nin bir deyişi. Onu dostlarla paylaşmak istiyorum. Menfaati için boyun eğen kişi, kemik için kuyruk sallayan köpeğe benzer diyor Hazreti Ali. Bu sanıyorum her şeyi ifade ediyor yani. Evet, her şeyi ifade ediyor. Sayın Aksünger. Yani söylenecek... Bu 93 yılıyla ilgili konuşmanız, iddianız... dikkat ediyorum ben sosyal medyada çok büyük bir ilgi görmüş. Onu biraz daha açabilir misiniz acaba? Şimdi aslında dosya çok... TCD'de Türkiye Cumhuriyeti evet, Devlet Demiryolları ile ilgili yolsuzluk dosyası konusunda da böyle bir kısa ön bilgi verir evet, misiniz seyircilerimize ve konuklarımıza? Onu aslında sizden de daha önce konuştuk. Olgunlaşınca çok daha farklı şeyler yapacağımızı ama buraya özel olarak bunu aslında hazırladık, özet olarak bazı şeyleri. Şimdi çok şey var konuşacak aslında. O kadar çok derin konular var ki işin içerisinde. Ben o kadar riyakar bir durum var ki ortada. Özellikle bu soruşturma komisyonunda ben AKP'li üyelerin o bizlerle konuştuklarındaki riyakarlığını 22 Aralık sürecinden sonra gördüm. Ne olduysa 22 Aralık'ta Recep Tayyip Erdoğan'a gittiler bunlar. Özellikle iki tane bakan. Bunların birisi Muammer Güler. Diğeri de Zafer Çağlayan. Aslında Erdoğan Bayraktar'ın daha önce çektiği restin aynısını 21 Aralık'ta Ahmet Davutoğlu biz kolunu koparırız dedi ama yukarıdaki de dedi ki ben de senin kellerini koparırım. Çünkü niye? Bunları gönderirsen oraya beni ve ailemi de alır oraya dahil ederler dedi. Hepsine talimat verdiğinde 22 Aralık'ta geldiklerinde komisyonda oturduğunda herkesin yüzünün aslında rengi kaçmıştı zaten. Öyle Hakkı Köylü ben eşimden konuşuyorum dışarıya çıktım değil. Mustafa Elitaş telefonunu ona getirdiklerini arkadaşlarımız oradan gördü. Herkes biliyor konuyu. 10 kere girdiler çıktılar şunu. Talimatı yerine getirdiler. Vicdanen bazen söylediklerinde şunu söylüyorlardı bana. Ya bu AKP'li milletvekillerin vicdanı yok mudur diyorlardı. Hatta hiç unutmuyorum bir gece biz 5-6 kişiydik. Mecliste 200-300 kişi bunlar var. 200 kişi varlardı çoğunluğu sağlamak amacıyla. Bir arkadaşımız kürsüden dedi ki, milletvekili bir arkadaşım, gecenin geç saatleri konuşuyor. Dedi ki bakın dedi ben size sesleniyorum. Vicdanı olan AKP'li milletvekili arkadaşlarım deyince dayanamamıştım. Dedim ki ya bunların ne vicdanı olacak? Bunların vicdanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağıdır. Bunların vicdanı falan yoktur ya gerçekten de. Şimdi anlaşıyor artık bu davanın hukuki bir dava olmadı. Anlaşılıyordu ama inanın öyle bir durum vardı ki ortada. Bu dava sadece bence buzdağının görünen kısmıydı. Altında yatanlar bunun yüzlerce katıydı. Onları gördüm ben orada hepsini. Ve bu gördüklerimden de irkildim gerçekten de. Gerçekten irkildim. Yani bir ülkede bu kadar pisliği nasıl böyle... Yani oraya buraya sokuşturarak yapmışlar diye kendi kendime de düşündüm. Gerçekten dünyadan haberimiz yokmuş dedim bazı şeylerle ilgili. Orada aklıma şu takılıyordu ilk baktığım zamanlar. Bir iktidar değişikliği yaşansa bu ülkede, inanın hukuk
bunların pisliklerini temizlemek için davalardan başını kaşıyamaz. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Buna inanıyorum yani. Şimdi TCDD dosyasına küçük bir aslında pasaj açmak istiyorum. Bu dosya aslında bundan 1-2 sene önce bir polis operasyonu esnasında duyuruldu. Hak duydu, kamuoyu duydu ama kapattılar. Bu konuda yayın yasağı da yok galiba değil mi? Yok, hayır. Evet. Yok. Çünkü o davayla ilgili şunu açıklayacağım şimdi. Şimdi bu hızlı trenler, işte köprüler, Haydarpaşa Garı'nın yanması. Bakın. Yanması. Yanma olayı da yanma mı var? Yanma olayları da dahil içine. Yüzlerce konu var işin içerisinde. Yüzlerce. Bu konu Ankara'da, Ankara Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığında haberi almışlardı. Nereden almışlardı bunlar bu operasyonun yapılacağını? Adliyenin içindeki adamlardan aldılar. O zaman dedim ya, yüzük kardeşliği devam ediyordu. O içeridekiler sızdırdılar yukarıya bunu. İzmir'de operasyon yapıldı, liman operasyonu yapıldı. Aslında o operasyonu emniyet kendisi 5 ay boyunca engelledi. Neden? Dediler ki bunu çıkartırsanız ortaya büyük fotoğrafı göremeyiz. Bunların hepsi belgeli. Büyük fotoğraftan bak. Yani İzmir liman yolsuzluğu meselesi işin %1'i. %1'i yani. Yani İzmir'le sınırlı kalan bir durum söz değil, konusu değil. Değil, tabii değil. Türkiye çapında. Türkiye çapında. Bu işi başlattıklarından sonra dediler ya bu 17-25 Aralık konusunda savcılar üst makamlara bunu neden bildirmemiş diye. İşte TCDD operasyonunda savcılardan duymadan kendileri içeriden bu bilgiyi aldılar. Siyasi baskılarla hepsini sümen altı yaptılar. O dosya duruyor. Ama biz dosyanın tüm içeriğini, tüm mahiyetinin hepsini açıklayacağız. Peki o dosyadaki dinlemeler de hakim kararıyla hepsi yapılan yasal dinlemeler. Hepsi mahkeme kararları var. Kolluk kuvvetine gelen ihbarlar başladıktan sonra bakın aslında bir ihaleyle ilgili başlıyor konu. Bunlar 2007, 2008, 2009'da takip edilip 2012'ye kadar getirilen dosyalar, 2011'e kadar getirilen dosyalar. Bir ihbarla başladığında TCDD işinden başlıyor. Sonra iş kamu ihale konumuna gidiyor. Kamu ihale kurumunda öyle büyük bir yolsuzluk çıkıyor ki arkasından bu tekrar dönüyor TCDD'nin ve onun Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren tüm dosyaları çıkartmaya başlıyor. Ve bu dosyalar ki bir örnek sadece kamu yani ihale Haydarpaşa kurumunda. Yani Haydarpaşa Garı'nın yanma olayının da bu dosya da dahil kapsamında olması söylüyorum. Çok düşündürücü. Kamu Vay. İhale kurumunda 9 tane üye var. Mesela örnek bir tane bir üyeyle ilgili söyleyeceğim. Bu zaten çıktı. Yani bununla ilgili davalar görüldü. Kamuoyuna mal olduğu için söylüyorum. Operasyon da yapıldı. Ali Kaya evet, diye bir adam yargıya var. Yargıya intikal etti. Evet, tabii bu Ali Kaya diye bir adam var. Şimdi bu adamlar kamu ihale kurumunda diyelim bir yerde büyük bir ihale oluyor. O ihale olduğunda birisi itiraz etsin. Bunlar yapıyorlar ama. O ihale kurumundaki şey o ihaledeki olaya bunlar ikinci, üçüncü olanlardan birine itiraz ettiriyorlar. Nereye gidecek bu? Kamu ihale kurumuna gidecek. Gitmeden önce bunlar itiraz ettiriyor. Sonra bu ihaleyi alan adama telefon açıyorlar. Kamu ihale kurumundaki 9 tane adamdan biri. Diyor ki bak diyor. Bu ihaleyi sen aldın ama itirazlar var. İtiraz var diyor. Ona, bu dediğim rakamlar da her ihale başına 2-3 trilyonluk kendilerine yaptıkları yolsuzluk. Her ihale başına. Her ihale başına. Yani cebe giden para. Tabii cebe giden para. Bu büyük ihaleler. Bunlar büyük rakamlar yani bir yerinden baktın. Ne Gandhi? Sadece İndira Gandhi. Sadece bir adamın 2 senelik bir tane kamu ihale kurumu üyesinin 2 senelik hesabında dönen rakam 600 trilyon eski rakamda. 600 trilyon. Üstelik bu paraların da umreye gidiyorlar. Polis o arada bakın bu da çok işin anekdot tarafı. Bunları alacaklar polis. Şöyle o dediği adam 9 kişiye normalde bir konu geldiği zaman ne yapıyor? 9 kişi bununla ilgili rapor yazıyor. En sonunda oylanıyor bu. Öyle yapmıyorlar bunlar. O 9 kişiden bir kişi bu işi ayarlayan kimse öbür öbürüne karışmıyor. Her üye birbirine karışmıyor. Onun getirdiğine herkes imza atıyor bakmadan. Çünkü işi götüren ikinci turda kendisine gelecek. Sıra ona gelecek. Evet. Çünkü. İşi böyle işletiyorlar. Umre de mi var? Şimdi şöyle. Polis tam operasyon yapacak. Dinlemelere takıldıkları için diyorlar ki bunlar işte umreye gidecekler. O da gidiyor emniyet müdürüne diyor ki emniyet şube müdürüne komdaki sayın müdürüm diyor ya bu adamlar umreye gidiyorlar diyor. Diyorlar, o da diyor ki bir gitsin gelsinler bakalım ne kadar temizlenecekler diyor.
Yani bunlar kendi ceplerindeki paralarla mı gidiyorlar? Hayır, yoksa rüşvet parasıyla rüşvet gidiyorlar. Parasıyla tabii rüşvet parasıyla yani rüşvetin gidiyor. Adı tabii rüşvet umre oluyor. Gidiyorlar. Tabii. Son emniyetteki adamın, ben emniyetteki yapılan sorgusuna kadar tek tek baktım. Sorguda adam soruyor. Bak diyor kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim diyor. Hatta bir örnek verdi bana, o sorguyu yapan kişiyle de konuştum ben. Bir örnek verdi ama örnek biraz uzun örnek ama şunu söylüyor. Diyor ki işte üstünde Müslüman olan bir kişi var diyor. Kuşun biri bir vesileyle bir kapana gitmiş. Kapanda tam kısılmış, kapanda yakalamışlar kuşu. Kuşu kapana düşüren kişi ciyak ciyak bağıran kuşa ne bağırıyorsun diyor. Adamın biri de orada dervişin biri görüyor. Ya diyor bu kuş bağırıyor diyor. Bir adaleti yerine getirmemiz lazım diyor. Bir dinleyelim bakalım kuş ne diyor diyor. Diyor ki kuş ya diyor ben diyor bu adama baktım diyor. Bu adam diyor Müslüman bir adam. Üstünde beyaz giysiler var. Ben onun kapan olduğunu biliyordum ama diyor. Böyle bir adam yapmaz dedim diyor. Yani Müslüman olan adam böyle bir şey yapar mı dedim diyor yani. Güvendim diyor geldim diyor kapana kısıldım diyor. De ona da soruyor evet diyor efendim diyor doğru diyor ben Müslümanım yalan dolan bilmem ama diyor ben de diyor bu kuşu yiyeceğim eninde sonunda diyor. Derviş de diyor ki o zaman diyor üzerindeki o Müslümanlık inancı denilen cübbeyi çıkar ondan sonra konuşalım diyor. Yani Müslümanlığı dinimizi böyle kötülüklere alet etme diyor. Bu nerede var biliyor musunuz? Bu adamın sorgusunda var. O adamın sorgusunu yapan polis bunu söylüyor ona. Senin ne kadar ahlaksız olduğunu çünkü diyor bak ben senin özel hayatından ilgilenmem. Gidersin o da, saunada yakalanıyor çünkü rüşvet parasıyla da. Sauna dediğim de başka bir yer aslında. Başka bir şey. O da rüşvet parasıyla yapıyor. Diyor ki adam bak diyor ben senin özel hayatından hiç ilgilenmem. Gerçekten özel hayatla ilgili konudan hiçbirine ben hiç girmem. Ben girmem yani. Hiç girmedim. Girmeye diyor. Hakkı yok. Bu konularla ilgili de hiçbir televizyon programında benim bir kişinin özel hayatından ilgili bir konu söylediğimi kimse duymamıştır. Duymazdı. Ben buna zaten hem kendi geleneğim hem partim açısından böyle olmasını gerektiren ve bize şiar olması gereken bir şey olduğuna inanan. Gayet tabii. Hiç girmem bu işte. Diyor ki sen diyor kendi paranla gezsen, ondan bundan yatsan, kalksan çok affedersiniz. Bu bizi ilgilendirmez. Sen diyor rüşvet parasıyla bu işleri yapıyorsun çünkü diyor. Biz rüşvet parasını belgelemek için onları da kaydettik diyor. Yani iş o kadar boyutlu ki ahlaki boyutları çok ciddi sıkıntılı bir yerinden baktığınızda. Rakam sadece bir kişiden bahsettim. 600 trilyonluk para döndüğünden. Bir kişiden bahsediyorum. Kaldı ki bu kamu ihale kurumundaki bir tane adamla ilgili. 9 tane ayrı konu var. O TCD'de de bu değil. TCD'de de başka konular var. İşte onu dosyaları biz bir vesileyle biraz evrim geçirecek onlar bize gelene kadar inanıyorum ama sonunda biz bunların hepsini açıklayacağız. Ben yayına siz ara vermeden önce söylediğim bir şey vardı. Bunlar yatsın kalsın dua etsin ki gerçekten. Recep Tayyip Erdoğan bence haklı. Neden? Başına ne geleceğini biliyor. İktidardan düşünce. Biliyor. Bu hırsızlar, bu aymazlar, bu milletin parasını öyle her seferinde yetimin öksüzün hakkı deyip milletin gözünün içine bakarak soyanlar dua etsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmasın. Dua etsinler gerçekten. Bir de sabah akşam ağızlarından din iman Allah sözcüklerini düşürmüyorlar. Gerçek Müslüman, gerçek inanç sahibi insanlarımız, biz biliyoruz onları. Harama el uzatmayacakları gibi, asla el uzatmadıkları gibi harama el uzatanları da lanetlerler. Hazreti Muhammed'in, Yüce Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bunların hepsi var. Hepsi var. Bunların yani hırsızlık yapıp bir taraftan da dindar gözükenler, dindar geçinenlerin ve onları bilerek hırsızlık yaptıklarını bile bile destekleyenlerin tek işleri var. İnançlı vatandaşlarımızın dini duygularını sömürmek ve ondan kazanç sağlamak. Bunların dinimizde, Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgileri yok. Evet, konuklarımız arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Aytun Çıray da var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Barış, varsa bir şeyin onu alalım. Ondan sonra sorular alacağım. Hazır biraz olun. Biraz sonra bir fotoğraf göstereceğim. Kameraman arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Ona göre bir hazırlık yapsınlar. Erdal Aksünger kamuoyunda çok az bilinen bir şey anlattı. Geçen Ayşenur Arslan'ın programında da anlatmıştım. Rıza Sarraf buzdağının görünen yüzüdür. Rıza Sarraf'ın arkasındaki esas güç
İran devrim muhafızlarının adamı olan babası Hüseyin Sarraf'tır. Kapalı çarşıda 40 metrekarelik bir dükkanı vardır ve bütün operasyonlar o 40 metrekarelik dükkandan döner. Rıza Sarraf'ın zaten İran devrim muhafızlarının bir elemanı olduğu yönünde de ciddi iddialar var. Bunu niye anlatıyorum? Biz hep televizyonlarda, gazetelerde diyoruz ki 17 ve 25 Aralık operasyonları Tayyip Erdoğan'ın iteklemesine, üstünü örtmesine, sümen altına gizlemesine rağmen mecburen açılacak. Çünkü 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir operasyon değil. Ortaya çıkan bilgi şu anda yapılan yolsuzluğun, çalınan paranın 250 milyar dolar olduğu yönünde. Ne? 250 milyar dolar. Bunun sadece 83 milyar doları, bakın sadece 83 milyar doları İran'la yapılan kayıt dışı ekonomiden sağlanan paradır. Biliyorsunuz sevgili konuklar ve değerli seyircilerimiz, Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi olan 2001 ekonomik krizinde Türkiye'nin milli geliri 150-170 milyar dolar civarındaydı ve hortumlanan bankalardan giden paraların toplamı da 60-70 milyar dolar civarındaydı. Yani 250 milyar dolardan bahsediyor. Bunun 83 milyar doları Uğur abi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın tespit edebildiği paradır. Zaten kavga oradan çıktı. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sadece 3-5 imar yolsuzluğu, Egemen Bağış'ın evine giden kravat kutular içindeki paralar değildir. Bu operasyon zaten uluslararası bir dinleme sonrası başlıyor. Ukrayna'da yapılan bir termik santralin ihalesi Alman polisi tarafından Türk polisiyle birlikte dinlenmeye başladıktan sonra Türkiye'deki ilişki ağı ortaya çıkıyor. Ve nerede patlıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçırılmaya çalışılan altınlar tespit ediliyor. Ve bu altınların tespitinin ardından soruşturma derinleştiriliyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının, o dört bakanın en büyük korkusu şundan emin olun ki Türk mahkemelerine çıkmak değil. Çünkü Türk mahkemelerini bir şekilde organize edip, bir şekilde kendilerine bağlayıp o dosyaları kapatabileceklerini düşünüyorlar. Tabii kendi iktidarları döneminde. 7 Haziran olur, iktidar değişir, hava değişir, hani iklim Akdeniz olur. O zaman zaten o dosyalar tek tek açılır. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraf, bu fotoğraf bakın. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapıldıktan sonra biliyorsunuz meclise dosyalar geldi. Oylanacaktı. Anayasa Yüce Divan'a milletvekilleri gitsin mi, bu dört bakan gitsin mi, gitmesin mi diye. Şu anda elimde tuttuğum fotoğraf, siz de gece tekrar yayından rahat görebilirsiniz. Tayyip Erdoğan'ın AKP milletvekillerini 20'şerli gruplar halinde saraya çağırıp ikna etme fotoğrafıdır. Ve şu anda fotoğrafta gördüğünüz kişiler de işte AKP'nin grup başkan vekilleri, idare amirleridir. Rütbelerine göre, meclisteki görevlerine göre Tayyip Erdoğan, altını çizerek söylüyorum, Davutoğlu'nun bilgisi dışında bu grupları çağırmıştır. Ama buna rağmen 58 milletvekili şu ya da bu sebeple oy vermemiştir. 58 milletvekili, bakın 40 değildir, 58 milletvekili AKP'nin içinden oy vermemiştir. Yani bu kişilerin aklanmasına yönelik oy vermemiştir. Vicdanı kabul etmemiştir, çocuğunun yüzüne bakamam diye vermemiştir ya da bir daha milletvekili gösterilmeyecek diye vermemiştir. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın dün Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan gözaltına alınan bir polis mahkeme ifadesinde çok ilginç bir şey söyledi. Ahmet Türer, bildiğimiz bir polis, dinleme yapıyor, dinlemelerle görevli, sanırım MIT'le de irtibatlı. Dedi ki Tayyip Erdoğan beni defalarca Kaddafi'ye yolladı. Şimdi ne? Kaddafi'ye yolladı. Polis memurunu. Evet, polis memurunu. Şimdi bir polis memuru Kaddafi'nin yanına boş gidip dolu gelirse siz benim ne demek istediğimi anlarsınız. Öyle mi söylüyor ifadesinde? Öyle demiyor ama ben biliyorum boş gidip dolu geldiğini, uçakla dolu geldiğini biliyorum. Şimdi Kaddafi ile hangi pazarlıklar yapıldı? Kaddafi'den
Türkiye'ye hangi yardımlar alındı ve Kaddafi daha sonra nasıl satıldı? Bu mesele 17-25 Aralık meselesini biz konuşunca bazı yurttaşlar diyor ki ya bu yolsuzluklar konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz da karşılık bulmuyor. Öyle değil. En çok korktukları şey yolsuzluk. Çünkü bakın 30 Mart seçimlerinde tam 2,5 milyon oy kaybetti AKP ve %6'ya tekabül eder. %6 oranında oy kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı gerçek oy %38'dir. %52 falan değildir. O yüzden şimdi iş bizim üstümüze düşüyor. Hiçbir koşulda umutsuz olmaya, efendim bunlar iktidardan gitmeyecekler demeye hakkımız yok. Zaten bunu bize dayatmaya, bunu bize alıştırmaya çalışıyorlar. Hayır, iktidar değişecek. İktidar korkuyor. Anlatıyoruz. 50 milyon liralık kameralar alıyorlar. İsraillerden alıyorlar. Çankaya, daha doğrusu bu kaçak sarayın her tarafını kameralarla donatıyorlar. Önünden geçtiğinizde arabanızın plakası taranıyor. Aldığınız nefesi kaydediyorlar. Bakın bunu öylesine söylemiyorum, bilerek söylüyorum. Aldığınız nefes, havaya bıraktığınız boşluk Çankaya'nın, hep Çankaya diyoruz da, Kaçak Saray'ın etrafındaki... Kaçak Saray demeyeyim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafında kaydediliyor. Çünkü şunu biliyorlar bakın. Ermenekli Recep amcanın ayağındaki yırtık 5 liralık ayakkabının sebebinin Kaçak Saray'a aktarılan 5 katrilyon olduğunu artık AKP'li seçmen de görüyor. Ve emin olun konuştuğum AKP'li seçmenler 5 sene önce 6 sene önceki gibi savunmuyorlar ne Tayyip Erdoğan'ı ne AKP'yi. Burada muhalefetin yapması gereken bize düşen tek şey var. Demokratik hakkımızı kullanacağız, sokağa çıkacağız. Şimdi bunu da hemen alırlar efendim sokak çağrısı yaptı. Evet sokak çağrısı yapıyorum. Sokağa çıkacağız, demokratik hakkımızı kullanacağız, mitingler yapacağız. O zaman ben de bir eklentide bulunayım. Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Hiçbir zaman demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağız ve demokrasiyi yaşatmak için and içeceğiz. Bundan çıkışın, bu labirentten çıkışın, bu karanlık tünelden çıkışın, ışığa gitmenin tek yolu Büyük Önder Atatürk'ün emaneti olan laik demokratik cumhuriyeti korumaktır. Demokrasiye inanan, oyuna sahip çıkan bütün yurttaşlarımızın tek bir çatı altında birleşmeleri ve sadece kendilerinin değil, oy vermemekte veya başka türlü oy vermekte kararlı olan yurttaşlarımızı, dostlarımızı da ikna ederek o tek çatı altında tüm oyların birleşmesini, toplanmasını sağlamak gerekir. Taşının altında gözüm var, efendim onun da şusu var, busu var demenin zamanı çoktan geçti. Artık köprüden önceki son çıkıştayız. Muhalefete muhalefet etmek neredeyse bir spor haline getirilmek isteniyor. Bu spora da girmeyelim. Sevgili dostlar, şimdi sizlere... Uğur abi, izninle tam bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sorular geliyor, ne yapabiliriz? Arkadaşlar, genç arkadaşlarımız da demin hatırlattı. Metal işçileri 30 yıl sonra sokağa çıktı. Ve demokrasi, ileri demokrasi diyen iktidar o metal işçilerinin grevini tıpkı 12 Eylül paşaları gibi ertelediler, grev hakkını gasp ettiler. Biz gideceğiz metal işçilerinin yanında duracağız. Pazar günü bakın evde oturarak sadece televizyon izleyerek tweet atarak başarılı olamayız. Pazar günü İstanbul'da çok önemli bir miting var. Laik, demokratik, bilimsel eğitim için Kadıköy'de saat 13'te bir miting yapılacak. Ona katılalım. Emeklilikte yaşa takılanlar Bursa'da bir miting yapacak. Yüzlerce tweet atmışlar. Emeklilikte yaşa takılanların demokratik haklarına sahip çıkalım. Toplumun yalnız olmadığını, sayımızın anlattıklarından daha fazla olduğunu ve bir araya geldiğimizde mutlaka kazanacağımızı düşünelim. Şimdi ayın 13'ünde Birleşik Haziran Hareketi, ki önemli bir oluşum, yeni yeni filizlenmeye başlıyor. Okullardaki laikliğin özellikle ortadan kaldırılmasına karşı bir boykot çağrısı yapıyor.
Bu boykot çağrılarına destek verelim. Bunların tamamı demokratik haklardır. İçinde şiddet barındırmayan, şiddet öğesi içermeyen, şiddete davet etmeyen demokratik eylemlerdir. Evde oturursak hiçbir şeyi kazanamayız. Bu kadar basit. Mücadele edeceğiz, şuna da, anlatacağız, örgütleneceğiz. Barış, bunun başka bir yolu yok. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bakın biraz önce Sayın Erdal Aksünger dosyalara dayanarak, mahkeme kararlarıyla yapılan dinlemelere ve soruşturmaya istinaden benim bile tüylerimi ürperten gerçekleri dile getirdi. Rıza Sarraf olayının 1993 yılına kadar gittiğini ve babasının kaçırıldığını ifade etti. Oradan alarak öyküyü bugünlere getirdiğini polislerin söylemeye çalıştı. Keza Barış, başka hiçbir yerde dile getirilmeyen çok çarpıcı bilgiler sundu. Bunlar sadece Halk TV'de konuşuluyor sevgili dostlar. Bunlar sadece Sözcü gazetesinde veya birkaç gazetede daha yazılıyor, çiziliyor. Ama en cesur şekilde Halk TV'de dile getiriliyor, Sözcü gazetesinde yazılıyor. Şimdi ben yazarı olduğum için söylemiyorum. Hakikaten bağımsız gazeteciliğin evrensel ölçüde tarifine tıpatıp uyan, hatta o ölçüyü bile aşan bir gazetecilik özgürlüğü içerisinde çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerin bu kuruma sahip çıkmanız gerekir. Halk TV'ye de sahip çıkmanız gerekir. Sizin haklarınızı savunan gazetelere de, televizyonlara da sahip çıkmanız gerekir. Sadece sahip çıkmayın. Başkalarının da sahip çıkmasını sağlayın. Çünkü hayati bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki 5 ay yaşamsal değere sahip. Çok çok önemli. Yani bunun artık bir dahası yok, dönüşü yok. Sevgili Şaban Sevinç, Samsun'da bizi izliyorlarmış. Şimdi mesaj öyle attı mi? Bir kahvehanede. Genel müdürümüz, yani kanalın genel müdürü gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. 24 saat çalışıyor sevgili Şaban Sevinç. Şaban Sevinç'e de. Buradaki kardeşlerimiz Ankara'dan geldiler. Hiç uyumadan Ankara'ya dönecekler. Benim asistanım Gizem. Tamamen amatörce az önce İstanbul'dan yetişebildi ve program bittikten sonra gidecek. Bizler 5 kuruş almadan bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla Şaban Sevinç yönetimindeki Halk TV ve Sözcü gazetesi hakikaten sizin sonuna kadar desteklemeniz gereken yayın organları. Ayrıca değerli bir meslektaşımın kitabını da size tavsiye edeceğim. Çünkü çok önemli bir kitap ve çok dürüst bir gazeteci. Birlikte çalıştım. Çok yiğit bir gazeteci. Ve şu anda da kalemi kırılanlardan bir değerli meslektaşımız. Yapamıyor işini. Çok başarılı işlere imza atmış. Geçmişte pırıltılı habercilik örnekleri sergilemiş, yayıncılık örnekleri sergilemiş. Ama şu anda hiçbir yerde çalıştırılmıyor. Sevgili Mustafa Hoş'un Big Boss adlı kitabı. Şimdi tutuyorum kameraya ve arkasını okuyorum. Big Boss bir Recep Tayyip Erdoğan kitabı. Bu kitaptaki karakterler, olaylar tamamen gerçektir. Gerçek bir yaşam öyküsüdür. Ne o Türkiye'de gerçek, kor bir ateş gibidir. Gerçeğe dokunmaya hazır mısınız? Her sayfa çevrildiğinde karşınıza bir başka Tayyip Erdoğan çıkacak. 13 yıldır evde, sokakta, okulda, işte hep o var. Oysa bilinmeyeni bilinenden daha çok. Tuhaf ilişkiler, esrarengiz olaylar, kriminolojik adamlar. Kimdir Recep Tayyip Erdoğan? İşte bu sorunun cevabını Mustafa Hoş aylarca çalıştı, belgeler buldu ve sizin için çok büyük tehlikeleri göze alarak Big Boss adlı kitabında kaleme aldı. Bunu okumak da bir yurttaşlık görevidir. Uğur abi bir espriyle kimdir Recep Tayyip Erdoğan diye sormuş Mustafa Hoş. Recep Tayyip Erdoğan'ın kim olduğunu bugün AKP Konya milletvekili aslında söyledi. Dedi ki, izlemişsinizdir mutlaka, çobanla başbakanın bir farkı yok. Çoban sürüyü yönetiyor, başbakan halkı yönetiyor dedi. Recep Tayyip Erdoğan işte bu kişilerin lideridir. Bizim liderimiz olamaz. Mustafa Kemal Atatürk'tür bizim liderimiz. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'la sarayın
sarayın ikna odalarında birbirlerini ikna ede dursunlar. Yolsuzluk dosyalarını nasıl kapatırız diye. Biz her zaman gerçekleri anlatmaya çalışacağız. Şimdi tweetler gelmiş. Uğur abi de okuyor. İzninle Uğur abi, şu mahkeme vardı, onu soruyorlar. Geçen hafta senin programında anlatmıştık Kadıköy'de. Tamam, kısaca soruyorlar. Özetle hemen sorulara geçelim. Şöyle bir şey oldu. Beni 1. Sulh Ceza Hakimi 312 gazeteciyle birlikte şikayet etmişti. Gittik, şikayete itiraz ettik. İtiraz ne oldu biliyor musunuz? 1. Sulh Ceza Hakimi'nin önüne geldi ve 1. Sulh Ceza Hakimliği, benim hakkımda şikayetçi olan hakimlik, benimle ilgili karar verdi. Böyle bir noktaya geldik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Avukatımız Turan Aydoğan önümüzdeki günlerde bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Oradan da bir sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz ve demokratik hakkımızı kullanacağız. Sansüre de her koşulda karşı çıkacağız. Her koşulda. Mücadele edeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Yani yılmayacağız, yorulmayacağız, korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyeti sokakta bulmadık. Birilerinin başkanlık hevesine de yedirmeyiz. Bir de ben bir cümle söyleyeyim. Tamam. Buyur lütfen. Edip Akbayram da bir cümleyle katılacak. Bir bana, değil beş cümle söyle lütfen. Bir cümle söyleyeyim. Ben fazla konuşmayı sevmiyorum. Zaman zaman yolda giderken yurttaşlarımız işte sanatçı olarak, abi olarak hep önümüzü kesiyorlar. Karamsar mısınız Edip abi, Edip Bey diye. Ben ülkem adına hiçbir zaman karamsar değilim. Çünkü bir ülkenin sanatçısı karamsar olursa o ülkede bazı şeyler tıkanmış demektir. Ben her zaman ışığı görüyorum ve bütün sanatçılar da öyledir. Işığı görür, çağdaşlığı ve evrenselliği görür. Ve bir de şunu söylüyorum. Baktım, inceledim. Dünyanın herhangi yerinde yaşayan bütün diktatörler başarı kazanmamıştır, hesabını vermiştir. Evet. Şimdi Gizem, mikrofonu da uzatalım. Kim sormak istiyor efendim? Kısa öz soru rica ediyoruz. Kısa öz soru. El kaldırasın lütfen. Şu beyefendiye verelim. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Dündar Tüfekçioğlu, İstanbul'dan geldim. Şöyle başlamak istiyorum size. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlayarak Amasya tahammüyle, Sivas Kongresi ile, Erzurum Kongresi ile millete bütünlük ve milletin sinesinde ne yapabileceğini açık seçik anlattı. Sayın Vekilime de sormak isterim. Siz milletin sinesine dönmek için ne düşünüyorsunuz? Meclis içerisindeki muhalefet pozisyonda olan partiler bu konuda milletin sinesine dönmek ve bu anlattığınız vahim olayları tek tek açık açık ve halkın anlayacağı dilde anlatabilecek misiniz? Bunun için bir planlamanız var. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Evet, bir soru daha alalım hemen. Şu bölgeden bir hanımefendiye verelim söz hakkı. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. İzmir'e geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok bekliyordum. Sürekli izliyorum. Halk TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bizleri sizlerden karşılaştırdığı mikrofonu yaklaştırarak için. Konuşalım. Halk TV olmasa biz hala hiçbir şey ne görürdük ne duyardık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Halk TV'ye hepinize hoş geldiniz. Şu arkanıza uzatır mısınız mikrofonunuzu? Mavi gömlekli beyefendiye. Biraz dedim, ayağa kalkarak lütfen. Ben emekli öğretmen Coşkun Kutlu. Sayın milletvekilimle Barış arkadaşıma bir şey soracağım. Mustafa Kemal Atatürk son emperyalist düşmanları İzmir'de denize dökerken biz de 1977'de Ecevit iktidara getirirken hep halk vardı. Acaba bize kurtuluş yürüyüşümüz Ankara'ya ne zaman başlayacak sayın milletvekilim? Ne zaman mitingler başlayacak? Ne zaman bağıracağız? Teşekkür ederiz efendim. Karşı devrimcilere nasıl hesap soracağız? Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar. Evet.
Arkaya uzatalım mikrofonu, arkaya, arkaya. Yaklaştırın lütfen mikrofonu. Sayın konuşmacılarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim adım Muhsin Gökkaya. 50 senelik Cumhuriyet Halk Parti'nin bir üyesiyim, bir neferiyim. Atatürk'ün de askeriyim. Sizlere saygı ve hürmetimle saygı sunuyorum. Sizler Türkiye'de her yerde bu ekip bu programlarınızı kentlerdeki lütfen mahallede, bizi övmeyin. Soru mahalledeki lütfen, insanlar lütfen. Hepsi saygıyla karşılıyorlar. Çok hareketli oluyor, çok verimli oluyor. Seçimlere kadar 7 Haziran'a kadar bunları devam edin. 7 Haziran'da bu adamları sandığı gömelim. 8 Haziran'da da bu istiklalimizi, kazancımızı, başarımızı kutlayalım hep beraber birlikte. Bunları devam edin. Sizler tarih yazıyorsunuz. Arkanıza sizler uzatın lütfen. Kahraman vatan evlatlarısınız. Sizlere saygı duyuyorum. Hürmetler. Çok teşekkür. Arkadaki beyaz gömlekli kardeşimize, beyaz gömlekli kardeşimize. Lütfen ondan sonra size söz hakkı vereceğim. Sayın milletvekilime sormak istiyorum. Sosyal projeleri ne zaman anlatacaksınız? İnsanları ne zaman heyecanlandıracaksınız? Parası olanı mı, bilgisi olanı mı vekil yapacaksınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Verin şimdi beyefendiye. Mikrofonu yaklaştırarak lütfen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Berkin Elvan Sokağı için, Ali İsmail Korkmaz için emek veren, sokakta yürüyen, mücadele eden tüm Nalıdere'lilere selam olsun diyeyim. Bir kuşak AKP ile büyüyor. Bu AKP gericiliğine, faşizmine karşı buradaki tüm sanatçı dostlarımız, milletvekilimiz, yazar arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız hep birlikte parlamentoda ve sokakta bu mücadeleyi birlikte nasıl büyütebiliriz? Sorumun öncelikli muhatabı Sayın Erdal Aksünger. Kendisine özellikle sormak istiyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partisi, sosyalistler, devrimciler, ezilen ve sömürülen tüm halklar gerek parlamentoda gerek sokakta hem 7 Haziran'da ve sonrasında birlikte mücadeleyi nasıl büyütebiliriz? Bu mücadele için önümüzde bir program var. 8'inde 8 Şubat Pazar günü tüm Türkiye'li yurttaşlarımızı, ezilen ve sömürülen tüm kesimleri Kadıköy'e çağırıyoruz. Bu gerici faşist kuşatmaya karşı hep birlikte Kadıköy'de olalım. Son bir şey hatırlatmak istiyorum. Ayın 13'ünde ben 12 Eylül sonrası doğmuş bir yurttaşım. İlk defa 12 Eylül 1980'den sonra ilk defa öğrenciler, öğretmenler, Aleviler, Demokratlar, Sosyalistler, Devrimciler zorunlu din dersine, AKP faşizmine ve bu gerici kuşatmaya karşı okulları boykot edecekler. Tüm yurttaşlarımızı bu boykota sahip çıkmaya çağırıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi gençlere verelim mikrofonu. Gençlere buraya verelim. Buraya gençlere. Gençlere söz hakkı vereceğiz. Buraya lütfen. Hayır. Sesi kısarım. Hayır. Ben yönetiyorum programı. Buradaki gençlere söz hakkı vereceğiz. Var burada mikrofon. Gençler yok gibi algılanıyor. Oysa gençler de var aramızda. Buyurun verin mikrofonu. İyi akşamlar hocam. Çanakkale'den, Çanakkale Bayramış'tan katılıyoruz. Kalkın lütfen, kalkın. Şöyle de biraz gelir. Çanakkale Bayramış'tan geldik hocam. Bank Asya, bu konu hakkında bilgi rica ediyorum sizden. Merak ediyorum bazı konuklarımız konuları. O konuda da cevap verirler. Teşekkür ederim. Şurada bir hanımefendi var. Hanımefendiye uzatalım mikrofonu. Efendim... Yani süremiz dolar, cevap yetiştiremeyiz. Bir soru daha alacağım ve ondan sonra konuklarımızın cevap vermesini rica edeceğim. Hayır, saat 12'de çıkacağız. 12'den sonra. Adım Aysun Küçüktok, emekliyim. Yaklaştırın lütfen efendim. Sayın Uğur Dündar, ben sizi ilk defa görüyorum. Size bir tek soru sorabileceğim. Buyurun efendim. Ben size şu anda oğlum diyebilir miyim? Ah. Konuşmama öyle başlayabilirim. Ay, çok büyük bir ödül vermiş olursunuz. Şimdi ben Kuranlı kökenli bir aileden geldim. Ayrıca siz benden gençsiniz hanımefendi. Genç değilim, annenizim. Haksızlık etmeyin kendinize. Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim. Bu ülkede benim çocukluğum, gençliğim o kadar mutlu geçti ki. Çocuklarımın da aynı şekilde. Benim iki tane torunum var.
Ama ben şimdi sokağa çıkmak istemiyorum. Neden dersen. Sokağa çıktığım zaman karşıdan gelen insanlara bakıyorum. Yandaki insanlara bakıyorum. Hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Benim gençliğimdeki gibi ben istiyorum ki artık herkesin yüzü gülsün. Torunlarım bana sorular soruyorlar. Anne anneciğim. Ben bizim, anlıyorum ne demek istediğinizi. Konuklarımız da anlıyorlar. Bizim ülkemizde iç savaş çıktığı zaman annemler halen evlerini ve silah almadılar. Allah korusun efendim. Allah korusun tabii. Bizi kim koruyacak anne anneciğim diyorlar. Tamam bu, teşekkür bu beni ediyorum. Çok üzüyor efendim. Ama kaygınızı ben, anlıyorum. Ve inanıyorum ki bütün bunlar bitti. Nasıl bir cevap beklediğinizi konuklarımız da anlıyor. Tamam, peki çok teşekkür ediyorum hanımefendi. İyi günler olsun. Bana iltifatınız için de çok teşekkür ediyorum. Bu taraftan. Şuraya mikrofon. Gizem, şu beyefendiye, şu beyefendiye. Teşekkür ederim. Adım İrfan Türköz, Bayraklı'dan iştirak ediyorum. Şimdi bu 7 Haziran seçimlerinin önemini hepimiz biliyoruz. Ve bu faşist iktidarın, bu harami sürüsünün hesap vermesi için bu partinin, bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti çıkması gerekir. Bunun için çalışmamız lazım. Naçizane bir önerim var. Erdal Bey'e soracağım. Emekliler, biliyoruz ki 12 milyon civarında emekli var. Gelir misiniz rahat rahat görüntülensin? Yakınları, eşleri, çocuklarıyla birlikte 15 milyon civarında olduklarını biliyoruz. Bunlara özel bir çalışma yapılamaz mı? Birebir ziyaretleri yapılabilir. Emekliler kulübü kurulabilir. Efendim. Yani emeklileri kazanmak için ne evet, yapacaksınız diyorsunuz. Evet. Büyük bir potansiyel. Tamam efendim. Ve biliyorum ki %90'ı radikal dinci, kökten dinci değilse AKP'ye karşılar. Ama bir şekilde sandığa götürelim. Bunları bizim partimize oy vermiyorlarsa vermelerini sağlayalım. Peki diyeceklerim bu. Erdal Bey'in bir çalışması var mı partinin genç, bu konuda? Genç kardeşlerimize, hanımefendilere uzatalım. İlçe komiteleri kurulabilir. Tamam, teşekkür ediyoruz. İfade ettiniz. Sağ olun. Arka tarafa. Hayır, Gizem. Gizem. Oraya değil. Arkaya. Arkaya, arkaya efendim lütfen. Yardımlarınıza çok teşekkürler. Arkaya lütfen. Arkaya. Öncelikle merhaba diyorum, hoş geldiniz. Buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Geçenlerde Davutoğlu dedi ki bu işte seferberlik ilan etmeliyiz bu Suriye ve Irak konusunda. Bu Misak-ı Milli sınırından bahsetti. Bu ben Suriye ve Irak konusunda şey sormak istiyorum. Yani bu Suriye ve Irak niye değindi? Yani bu Misak-ı Milli sınırları hani bu kendisini o ümmetçi o Suriye ve Irak'a dahil etmeden düşüncesinden dolayı mı yoksa hani bir nedenini sormak istiyorum ben. Teşekkür ederim. Tamam. Peki soruları aldık. Gizem mikrofonu da alalım. Evet. Cevaplara başlayalım. Erdal Bey özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilen eleştiri ve talepleri değerlendirsin. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bir arkadaşımız ilk başta başlarken Sine-i Millet'e dönmeyle ilgili bir soru sordu. Dönülebilir mi diye. Şimdi bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında başarabileceği bir iş de değil. Diğer muhalefet partilerle birlikte belli bir rakamı tutturma işidir zaten. Onu tutturamıyorsanız AKP dar bir bölge seçimi yapar. Kendisi %90 temsilinden birlikte zaten istediği her şeyi gerçekleştirir. Ve şu taraftan bakın. Biz bu mecliste olmasaydık, mesela şu yolsuzluklar ve rüşvetle ilgili operasyonu duyar mıydı millet acaba? Mümkün değil. Bu bir mücadele. Bu mücadele topyekun bir mücadele. Parlamento bacağı bir tanesi. Arkadaşlarımız da buna benzer. Bence tanımları da yaptılar zaten. Bence en büyük problemimiz şu. Mücadeleyi kendi içimizde iç dinamiklerimizi eriterek yapmamak. Enerjimizi içeride harcamamak. Dışarıya yönetmek konuyu. Çünkü en büyük problemimiz içerideki tartışmalar. Bakın şunu çok önemsiyorum. Daha bugün buraya gelirken bu partinin aslında yarın İzmir'de açıklayacağımız bir liyakat projesinin ilk temeli burada var. Cumhuriyet Halk Partisi liyakat projelerine geçiyor. Kendi içindeki dinamikleri artık. İş tartışmaları sonuçlandırmak üzere yapacağımız 5 yıllık bir plan yapıyoruz. Belki şu söylenebilir. Ya önümüzde şu var, önümüzde bu var ama bu gerekli bunların hepsi. Çünkü sorun şuradan da kaynaklanıyor. İnanın ben bunu çok yaşadım. Karşınıza her oturan her şeyi biliyor.
En büyük problemlerimizden birisi biraz mütevazi olmaktan geçiyor. Onun aslında o enerjisini dışa dönük bir mücadeleye harcaması lazım. En büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Yani kimse er olmayı kabul etmiyor. En büyük problemlerden biri bu oluyor genelde. Ama şimdi mücadele ettikçe ben bunu hissediyorum. Tüm aslında beraber olduğum insanlardan, halktan hissediyorum bunu. Siz, bizler, Edip abinin biraz önce söylediği şekilde bir sanatçı eğer gerçekten umudunu kaybetmiş bir görüntüsü verirse halk ne yapsın dedi. Aynı şey bizim için de geçerli. Ben o şiardan yürüyorum. Hiç mücadelemi bırakmak istemiyorum. Kim ne derse desin. Parlamentoda, kendi partimin içinde, dışarıda tüm olumsuzluklara rağmen bildiğimi yapmaya çalışıyorum. O mücadelenin bir gün kazanacağına inanarak bunu yapıyorum. Kesin yani. Bakın bir ülkede işlerin iyi gittiği, ekonominin rayında olduğu nereden anlaşılır? Üretimin artması, üretimin artması ile birlikte ihracatın, ihracat gelirlerinin çoğalması ve buna bağlı olarak da istihdamın yükselmesi, yani işsiz sayısının azalmasından anlaşılır. Şimdi TÜİK, yani resmi kurumun verilerine göre işsizlik bir yıl öncesine oranla 5 kat artıyor ve %10.6'ya çıkıyor. Yine resmi rakamlara ki bunlar makyajlanmış rakamlardır. Gerçek bunun çok üzerindedir. İş arayıp da umudunu kesenlerin bu istatistiklerden düşüldüğü rakamlardır bunlar. 435 binden 1 milyon 937 bine çıkmış. Bu nedir? Bu ne yazık ki bir ekonomik krizin rakamlarla ifadesidir. Çok somut ifadesidir. Dolayısıyla bu iktidar artık Türkiye'yi yönetmekte aciz kalmaktadır. İyi yönetememektedir. İyi yönetemediğini bildiği ve yolsuzluk ekonomisinin ayyuka çıktığını gördüğü için de kendisini polis devletiyle korumaya gayret etmekte ve iç güvenlik yasası gibi antidemokratik faşizan yasaları sadece bu amaçla çıkarmaktadır. Şimdi bir söz Barış'a verelim. Bankasya ile ilgili arkadaşımız sordu. Bir efendim şu, sorduk lütfen müdahale yapalım. Etmeyelim. Şimdi 24 Kasım günü şunu söyledim Halk TV ekranlarında. Dedim ki Bankasya'ya el konulacak. Bankasya'ya el konulmasının ardından Cemaatin Gazetesi, Zaman Gazetesi ile STV'ye de el konulacak. Arkadaşımız Bankasya'yı sordu ya. Bankasya olayını anlamak için ya da Bankasya olayını görmek için AKP'nin nasıl bir devlet anlayışına sahip olduğunun fotoğrafını çekmemiz lazım. Bakın, Bankasya'ya yapılan siyasi bir operasyondur. Dünyanın her yerinde devletler bankaları kurtarmaya çalışırken burada devlet adeta bir bankayı batırmaya çalışmaktadır. Neden? Çünkü o bankanın ilişkili olduğu medya grupları vardır ve o medya gruplarının şu anda ters düştükleri için muhalif yayınlarını bitirmeye çalışıyorlar ve ne yapıyorlar? Bankasya'ya kim atandı? Mehmet Ali İslamoğlu. Bakın, Mehmet Ali İslamoğlu kimdir? Yasin Elkadı hakkında soruşturma açan müfettiş Zihni Kaçmaz'ı görevden alan kişidir. Bugün hükümet eliyle Bankasya'nın başına atanmıştır. Mehmet Ali İslamoğlu 3 ay önce nereye atandı? Ciner grubunun Show TV'sine el konulduğunda oraya atandı. Barış şimdi, fazla ileri gitme, Halk TV'ye de birisini atayabilirler. Zaten Halk TV'de hedefte, onun için sahip çıkalım diyoruz. Halk TV'de hedefte, Halk TV'yi de bir şekilde susturmak, sindirmek, en azından yayını durdurmaya çalışıyorlar. Burada yapılmak istenen şu, ben Halk TV ekranlarında şunu demiştim Uğur abi. Mustafa Karalioğlu Star gazetesinden görevden alındığı gün demiştim ki, yüksek rakımlı tepede oturan beyefendi kendisine şunu söyledi. Bu sözüm hiç bugüne kadar yalanlanamadı. Denildi ki telefonda, Mustafa'cığım biraz bekle, Aralık ayının sonunda zaten Bankasya'ya el koyacağız. Oradan da bazı borçlardan dolayı, hani ihtilaflı şeyler, bunları anlatıp kafasını şişirmeyelim izleyicilerimizin. Zamana ve STV'ye el konulacak, sen Zaman'ın başına geçersin. Mehmet Ocak'tan bugün televizyonunun başına, Yusuf Ziya Cömert de STV'nin başına geçer diye
Aynen bunu yüksek rakımlı tepedeki beyefendi söyledi ve operasyonun ilk adımı atıldı. Dertleri zamanı STV'yi, bugün televizyonunu, bugün gazetesini susturmak, sindirmek, ele geçirmek ve orayı da yandaş bir medya yapmak. Meselenin özeti budur. Daha ayrıntılı anlatabilirim ama herhalde bu kadarı, evet, yeterlidir şimdi, diye düşünüyorum. Şimdi bu programı yaptığımız Narlıdere o kadar güzel bir semt ki, ben ana caddesinde, yani çarşı olarak kabul edeceğimiz ana caddesinde yürürken, o böyle pırıl pırıl dükkanlara, esnaflara, eczanelere, marketlere, işte ne bileyim börekçi dükkanına, aklınıza ne gelirse, baktıkça böyle filmlerde, romanlarda anlatılan esnaf görüntüleriyle karşılaşıyorum. O kadar pırıltılı, o kadar tertemiz, o kadar insana gel bana diyen bir çarşı var ki, hakikaten böyle bir rüya gibi insan dolaşırken kendisini de rüyada gibi hissediyor. Ama acı gerçekle hemen karşılaşıyorsunuz. O dükkanlar bomboş, seftah yapamayan esnaf var ve böyle müşteri gelecek diye elini çenesine koymuş, sabırla dışarıya yoldan gelip geçenlere bakanlar var. Bu çok yürek yakıcı, çok üzücü bir fotoğraf. Ama işte ekonominin ne durumda olduğunu gösteren, buradan yerel bir örnek olarak size anlattım. Bu insanlar çok daha güzeline layıklar. Çünkü en güzelini vermek için yarışıyor. Bütün esnaf, hepsi dediğim gibi roman kahramanları gibi. Pırıltılı insanlar. Yani konuştuğunuz zaman iyi eğitim almışlar, ülkenin sorunlarına vakıflar, çözüm önerileri var. İşte soru soran yurttaşlarımızın hepsinin bir sentezi var. Kişisel bir değerlendirmesi var. Bu olgunluğa erişmiş insanlar bunlar. Bu insanlara reva görülen yönetim biçimi bu olmamalı. Bu insanlar buna müstahak değiller. Onun için sizin adınıza ben dile getiriyorum bu derdi. Evet. Şimdi arkadaşlarımızdan aslında şöyle çok uzun uzun anlatmak istemiyorum ama projeler konusunu söyledikleri için söyleyeyim. 41 proje geçen dönemde 2011'de vardı. Çok ciddi bir, aslında orada bir hata işledik. Çok kısa sürede bunların hepsini topluma anlatmaya çalıştık. Çok büyük bir yanlıştı bu. Bu dönemde o kadar büyük projelerimiz olmayacak. İşte emekler dedi arkadaşlarımız. Kesinlikle proje zaten şu anda mevcudiyette var. Sayın Genel Başkanımız, dikkat ediyorsanız toplumun hemen hemen çok önemli sıkıntılı katmanlarıyla devamlı, şu anda devamlı çalıştaylar yapıyor. Emeklerinden de yaptı. Geçenlerde bir çalıştay. Projelerimiz 4 ile 6 arasında olacak. Çok özel. Aslında bizim aile sigortası projemiz zaten çok müthiş bir projedir. Ama gerçekten anlatmakta zorlandık. Süremiz çok kısıtlıydı. Anlatamadık. Bu sefer bunu daha iyi bir şekilde anlatmak için gereken her şeyi yapacağız. Şimdi emekleri söyledik. Sosyal projelerle ilgili arkadaşımızın söylediği konu vardı. Neyi yapacak? Bir cümlede ben. Tabii. Şimdi AKP... Evet. Beyefendi, evet, mikrofonsuz, evet, konuştuğunuz, evet, zaman, evet, ekrana çıkmıyor. Şimdi sadece seyircilerimiz şimdi vaktin boşa aktığını zannediyor. Şimdi şöyle, buyurun Erdoğan, evet, şimdi şöyle, AKP devamlı şunu aslında bir vesileyle pompalamaya çalışıyor. Diyor ki biz gidersek sosyal yardımlardır, işte buna benzer bir takım işte yeşil kartlardır, buna benzer konuların biz gidersek kaybolacağını, verilmeyeceğini söylüyor. Kendi ceplerinden mi veriyorlar bu parayı? Bu devletin, bu milletin parası. Sayın Genel Başkanımız da anlattı. Hatta bunun iki katını vermek için elinden gelen her şeyi yapacağız diye de açıkladı zaten bununla ilgili. Ama ülkeyi ciddi bir borç batağına götürürken Orta Doğu'da bu ülkenin iyi ilişkide olduğu tüm ülkelerin hepsinden küstürdüler bu ülkeyi. Bakın siz biraz önce İran'la ilgili altın meselesinden kaynaklanan bir konuyu anlattınız. Ben basit bir şey söyleyeceğim. Kimsenin parası yenilmemiştir diyordu ya Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık, 25 Aralık olayları olduğunda. Bakın nasıl yediklerini de söyleyeyim altın vererekten. Nasıl yedikler? 50 milyar dolara yakın para bir yıl içerisinde İran'a altın olarak gitti. Niye götürdüler biliyor musunuz bunu? Tüm dünya, Birleşmiş Milletler diyordu ki İran'dan 2011 yılından itibaren
doğal gaz ve petrol alabilirsiniz. Karşılığında ürettiğiniz ilaç, gıda, sanayi olarak da ödeyebilirsiniz. Şu anda Türkiye doğal gazı İran'dan %25 kazıklanarak alıyor şu anda. Alıyor. Bunların yaptığı hatalardan dolayı. Ama oraya altın vermekle bu ülkenin köylüsünün, çiftçisinin, sanayicisinin ürettiği ve yüze sattığında ülkeye 50 lira kar bırakacağı şeylerin hepsini bir kenara bıraktılar. %2.9 komisyon ceplerine atmak için dışarıdan altın getirip İran altın verdiler. Aslında Güney Kore ne yapıyordu? 100 milyar dolarlık doğal gaz ve petrol almıştı. Karşılığında ürettiklerini verdi. Verdiği için %50'si kadar ülkesinde para kaldı. İstihdamı çok ciddi bir şekilde önledi bundan dolayı. 1.5 milyon insana ek iş sağladı sadece İran'a verdiği işlerden dolayı. Aldığı vergi vatandaşın, üreticinin, çiftçinin, köylünün, sanayicinin cebine giren de başka konuydu. Bunlar mı biliyorlarmış ekonomiyi? Bunlar sadece vatandaşı kazıklamayı bilirler. Başka bir şey bilmezler. Edip Akbayram. ...45 yıllık müzik hayatımda aşağı yukarı 2 defa dünyayı gezdim diyebilirim. Dünyanın bütün kıtalarında, bütün ülkelerinde konser verdim. Ve hayatım boyunca yaşadığım olaylara hiçbir zaman böyle radikal milliyetçi gözüyle bakmamaya özen gösterdim. Hep daha evrensel bakmaya çalıştım. Ama bugün Fransa'dasınız, yolda giderken bir Türk bayrağını gördüğünüz zaman insan hakikaten bayrağını görünce gurur duyuyor, onur duyuyor. Hollanda'dasınız, yolda geçerken bir Türk bayrağını gördüğünüz zaman ülkenizin sıcaklığı, güzelliği gözünüzün önüne geldiği zaman onur duyuyorsunuz. Şimdi benim ülkemde 303 tane Soma emekçisi katledildi. Arkadan 17 tane Ermenek'te maden işçisi yine güvensizlik ve tedbirsizlikten katledildi. Türk bayrağını yarıya indirmediler. Ama bir şeyhin ölümüyle benim bayrağımı yarıya indiren o zihniyeti de kınıyorum. Bu arada tahtik dostlarımız var, onlara da bir özgürlüğü. Barış arkadaş. Şimdi tweetlere baktım. Arada çok sayıda tweet geliyor. Şununla ilgili. Hemen söyleyeyim. Genel istek üzerine, büyük istek üzerine şu anda sosyal medyada çok büyük bir ilgiyle izleniyoruz. Tweet akışından sen de fark etmişsindir. Programın tekrarı gece saat 1'de. Bizden sonra gün sonu haberleri var. Sevgili arkadaşımız İsmail Dükel'in başarıyla sunduğu gün sonu haberleri var. Ondan sonra gece 1'de. Programın tekrarı yayınlanacak. Onu da duyurmuş olalım sevgili seyirciler. Şimdi çok sayıda özellikle AKP ile ilgili sorular geliyor. Bir, şunu soruyorlar. Demin Bankasya meselesi de inanılmaz ilgi çekmiş. Ne olacak diyorlar. Bankasya operasyonuyla ilgili operasyonlar devam edecek ve birçok iş adamının, özellikle Fethullah Gülen'e yakın iş adamlarının mallarına terör örgütünün şirketi olmaz diye el konulma çalışmaları başladı. Yakında Türkiye bunlarla da karşılaşacak ama bir yandan da bu operasyonlara akıl veren, operasyonların yapılmasına özellikle teşvik eden Yiğit Bulut gibi danışmanlar ve Ahmet Davutoğlu'nun danışmanları arasında da çok büyük kavgaların olduğunu biliyoruz. AKP'de de Yiğit Bulut karşıtı bir cephe var. Çünkü şu anda ekonomi, Merkez Bankası'na yapılan baskı, Merkez Bankası'nın özellikle Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisine bağlanmaya çalışılmasının arkasında Yiğit Bulut'un akıl hocalığı var. Ve bazı İslamcı aydınlarda Yiğit Bulut gibi devşirmelerin, onların deyimiyle söylüyorum, Cumhurbaşkanı üzerinde bu denli etkili olmasından dolayı çok rahatsızlar. Etienne Mahçupyan zaten Çankaya'nın çok tepkisini çekiyor, arada sırada böyle yolsuzluktan falan bahsettiği için. AKP'de çok büyük bir çatırdam olacak ve bu çatırdama özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak. Çünkü bir hafta önce üzerinde uzlaşılan isimden vazgeçtiler. Haşim Kılıç tavrını değiştirdi. Beşir Atalay'la köprüleri attılar. Ve şu anda AKP içinde hem bu danışmanların kavgası, hem paralel kavgası, hem de Anayasa Mahkemesi'nin başına kimi getireceğiz kavgası var.
dışarıya öyle birlik bütünlük görüntüsü verdiklerine bakmayın. Hani hakikaten güçlü bir muhalefet, halka güven veren bir muhalefet AKP'yi sandıktan indirir. Niye? Bunu niye söylüyorum? Geçen gün bir araştırma geldi elime. Ben siyasi partilere yapılan araştırmalara çok fazla inanmıyorum. Ben daha de. Çok ben. Yabancı şirketlerin Türkiye'de yatırım yaptırırken yaptırdığı araştırmalara bakıyorum. Bakın orada ne diyor Uğur abi? Yabancıların yaptığı bir tabii, araştırma. Tabii. Sürekli yaptırıyorlar. 250 bin lira, 300 bin lira verip ya biz bu ülkeye yatırım yapalım mı, yapmayalım bizim mı? Nasıl evet. gidiyor, ekonomisi nasıl olur diye araştırmalar yaptırıyorlar. Ama ve şimdi bu arada bir cumhurbaşkanı çıkıp da aleni bir şekilde toplumun önünde Merkez Bankası yönetimini ve aldığı kararları sert bir dille eleştirip itibarsızlaştırırsa o ülkeye kardeşim yabancı yatırımcı gelir mi Allah aşkına? Uğur abi. Gelen de kaçmaya bakar. Bana bir saniye. Bana geçen gün bir Amerikalı şunu anlattı. Bir tercüman aracılığıyla konuştuk. Bu birebir bir bilgi. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatıyoruz ya nasıl bir hükümet kurmak istiyor, Hakan Fidan'ı getirmek istiyor. Nagihan Alçı'yı kadından sorumlu, aileden sorumlu bakan yapmak istiyor. Bakan, ha seçimi kazanamayacaklar. Onlar kendi kendilerine böyle bakan yapmak falan istiyorlar ama. Dışarıdan mı milletvekili olarak? Milletvekili olarak. Şimdi orada zaten tartışma var. Nagihan Alçı mı AKP milletvekili olsun, Rasim Ozan Kütahyalı mı? Gerçekten büyük bir tartışma var. Gülünecek bir durum yok. Yani dertleri şu. Nagihan Alçı'yı, Yani fıkra anlatmıyor. Kadından sorumlu bakan eğer seçimi kazanırlarsa Sümeyye Erdoğan'ı da türbanlı ilk bakan yapmak istiyorlar. Şimdi Amerikalıların anketinde şu çıkıyor. Nedir? Esas şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sormuşlar. Bakın diyor ki ahalinin %76'sı bu çok önemli. Ahalinin %76'sına soruyorlar kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz? Milliyetçiyim, ulusalcıyım, Atatürkçüyüm, bağımsızlıkçıyım diye çıkıyor. %76. Toplumun %76'sı. Atatürkçüyüm, ulusalcıyım, bağımsızlıkçıyım, milliyetçiyim, demokrasiden yanayım diyor. Bakın bir saniye. Ve şunu soruyorlar. Çok ilginç. Diyorlar ki Cumhuriyet... Herkes o kadar dolu ki. Yani dokunsan patlayacak gibi. Şunu söylüyorlar. Valla bir daha bir program yapacağız. Merak etmeyin. Bir, nasıl? Benim için en kolay program bu. Evden 5 dakika uzaklıkta. Sayın Başkan da böyle bir salonu tahsis ettikten sonra niçin yapmayalım? Evet. Şimdi şunu soruyorlar. Bakın özellikle bizi izleyen bizi devam ediyorum, ediyorum. Bizi izleyen CHP'li yöneticilerin dikkat etmesi gereken şey şu. Yurttaşa soruyorlar. AKP'nin mi dış politikasını beğeniyorsun, CHP'nin mi? Toplumun önemli bir kısmı, bakın, çok önemli bir kısmı, %60'ların üstündeki kısmı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası doğrudur diyor. Ve ekonomi konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikası doğrudur diyor. CHP Genel Başkanı'nı beğeniyor musunuz? Evet, dürüst bir adamdır, çok düzgün bir adam diyor. Anketten çıkıyor. Tayyip Erdoğan'la karşılaştırma yapıyorlar ama sorun geliyor tek bir yerde düğümleniyor. Evet. Diyorlar ki bakın devam et Barış lütfen. Yurttaş diyor ki ben CHP'nin ekonomi politikasını, dış politikasını, liderini beğeniyorum ancak güvenmiyorum ülkeyi yönetebilirler mi diyor. Burada CHP'nin üzerine düşen görev şu. Ben Erdal Bey'e katılıyorum. 41 vaade gerek yok. 4 vaat, 5 vaatle topluma güven vermek bütün sorunu çözer çünkü bir tehlike var önümüzde. Toplumun %30'u önümüzdeki seçimde sandığa gitmeyeceğim diyor. O %30'un sandığa gitmemesi bizim kaybetmemiz anlamına gelir. O yurttaşları sandığa çekebildiğimiz takdirde AKP emin olun ki %30'lara, %33'lere gerileyecektir. Tek sorun güven vermek. Tek mesele güven vermek ve şunu da söyleyeyim. Çok vaat doğru değil. Bizim çok güzel bir sözümüz var. Çok söz yalansız, fazla para haramsız olmaz ya derler. Ya popülizme hani, gerek yok diyorsun. Şurada çok basit bir örnek var. Yıllar önce Turgut Özal'a bir reklamcı getiriliyor. Ve Turgut Özal'a ya da sanırım Mesut Yılmaz'a, tam hatırlamıyorum. Diyorlar ki sen kendini bu reklamcıya emanet et. Özellikle bizi izleyen CHP yöneticilerine anlatıyorum bunu.
Karşısına da politikacı oturuyor, Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz anlatıyor, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Reklamcı, kampanyayı yapacak reklamcı çantasını alıyor. Çantasını kucağına koyuyor. Şimdi diyor, sana bu topları atacağım ve bu topları tut diyor. Başlıyor topları atmaya. Mesut Yılmaz sadece iki top tutabiliyor. Reklamcı şunu söylüyor. Diyor ki, seçmen böyledir. Aklında sadece iki şey kalır. Fazla söze, fazla vaade gerek yok. Zaten inanmıyor yurttaş. İnandıracak politikalar lazım. O politikaları anlatacak olanlar da sizlersiniz, bizleriz. Biz anlattığımız takdirde, topluma güven verdiğimiz takdirde, Türkiye'nin hava deliği olarak gördüğüm İzmir'den başlayacak olan bu mücadele hakikaten Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıyor. Erdoğan Bey, şimdi kapatıyoruz. Evet, son sözde. Ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetip yönetmeme konusunda gerçekten hani böyle bir sorular geliyor ya. Bu kadar kötü yönetemeyiz. Şu anda durum çok kötü gerçekten. Bundan daha kötü yönetilmez. Bence mümkün değil. Ya. Bu kadar pislik, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar antidemokratik uygulamalar. Ekonomik olarak da şu anda önümüzü göremiyoruz zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz, şimdi bahsediyor kendisi, Orta Doğu'daki şeyhlerle, şıhlarla hareket edip bunlarla, bunların parasını getireceğiz de sıcak parayla şurayı götüreceğiz de denilen bu ülke üretimden düştü artık. Bakın Doğu Anadolu'da özellikle ekilme biçilme oranları ikinci nesil bundan sonraki nesle devredilmeyecek artık. Yani ekmeği unutan bir halk var artık. Ekmiyor bir şey artık yani. Ama bak çok basit bir örnek vereceğim. Çin Komünist Partisi'yle Çin'e biz gittik. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ı oraya daha bu kadar 13 yıllık iktidarında birisi hoş geldin bile demedi, tebrik etmedi. Çin Komünist Partisi, 1 milyar 350 milyonluk Çin. Biz oraya davet etti gittik. Çin'i yöneten 20 tane adam. Merkez komite üyesi 20 adamın başında genel sekreter. Bize ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, biraz önce Barış'ın söylediklerini teyit etmek açısından söylüyorum. 1,5-2 sene önce yaptık bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hariciye politikasını, dış politikasını beğeniyoruz, destekliyoruz dedi. İktidara gelirseniz, bizim AKP ile, çok açık açık buradan söylüyorum, bunu beraber gittiğimiz arkadaşlarımızın hepsi teyit eder, bizim AKP ile bir ideolojik veya hayat bütünlüğü içerisinde hiçbir birlikteliğimiz yok dedi. Kim söylüyor bunu? İki dudağı kanun olan Çin'in başındaki adam söylüyor. Siz geldiğinizde 60 milyar dolardan aşağı olmamak üzere yıllık ihracat anlaşması yapabiliriz. Bize zeytini öğretin, zeytinyağını öğretin, inciri öğretin. Bize kendi ürettiklerinizi getirin, biz de size know-how transfer edelim. Yani teknoloji transferi yapalım diyor. Biz bugün neye aslında tav olmuş durumdayız ülke olarak? Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği Orta Doğu'da 2-3 tane şeyhin kendince buraya getirip illegal getirdiği paralara tav durumdayız. Ama şunu unutmasınlar bakın. Petrol 110 dolardan varili 45 dolara ve 40 dolara indi. Bu ne demektir biliyor musunuz? 3 yıl içerisinde Orta Doğu'daki gelir kaynakları %50 azalacak demektir. Orta Doğu'yu fakirleştirecekler. Bu paraların hepsi Türkiye'den koşa koşa geri gidecek zaten. Çünkü üretimin içerisinde değil. Önemli olan üretimin kendisidir. Üretimdir. Teşekkürler. Biz bu üretimle ilgili çalışacağımız bir ekonominin taslağını hazırladık zaten. Üreten ve ürettiğiyle hem beslenen hem de basit satarak, bir örnek verdim Çin'den satarak, sadece. İhracat gelirini arttıran söz, dolayısıyla söz üretim olduğu için de istihdamı arttıran bir ekonomi. Aynen bitiriyoruz sanırım. Evet. Çok kısa bir şey. Kısa Edip lütfen. Abinin söz hakkından biraz lütfen. Çalayım. Çok kısa lütfen. Çok dışarılarda hani bir şey aramaya gerek yok. Formül ortada. Syriza kendine güvendi ve kazandı. Syriza. Şimdi o Syriza bakın o Syriza Bugün evet. Syriza Partisi'nin genel sekreteri, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız'a resmi bir davet yolladı. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte konuşmak, Türkiye'yi tartışmak, nasıl iktidar olacağınızı tartışmak istiyoruz. Çünkü sizin gibi sosyal demokrat bir parti Türkiye'de iktidar olursa ancak Ege'de barış rüzgarları eser dediler. Onun için Syriza ortaya koydu kendisini ilkeleriyle, kurnazlık yapmadan, efendim sağdan şunu getirirsen böyle mi olur, sağ politikaya özenirsen böyle olur mu demeden kendi ilkelerine güvenerek kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kazanacağı, toplumu ikna edeceği çok güçlü ilkeleri, geçmişi var, tarihi var. Umarım bu 7 Haziran'da da
hep birlikte kazanırız. Evet, bunu da görürüz. Elif Akbayram'la son sözü söyleyelim. Önce aramızda şey var, tahtacı dostlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Evet. Çok uzak yerlerden hoş geldiniz, gelenler hoş geldiniz. Var. Hoş geldiler. İyi ki geldiniz. Evet, evet. Çok uzaktan gelen dostlar var. Sırf bu arena için geldiler. Onlara bir teşekkür edelim bakın. Alkışlayalım. Kaldırın. Kaldırın biraz. Tahtacılar Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyor hala. Buyurun. Bravo. Evet. Ne kadar da sabırla beklediler orada değil mi? Çok teşekkür ediyoruz Sayın hem sabrınıza de hem de bizi ederiz. Onurlandırmanıza. Genel Başkan'a. Sağ olun. Federasyon oldular. Evet, oluyorlar. Evet. Şimdi Uğurcuğum bir şey vardır, darbe mesel vardır. Toplumlar layık oldukları rejimlerle yönetilirler diye. Biz tabii yaşadığımız bu rejimi reddediyoruz ve beğenmiyoruz. Önümüzde seçimler var. Biz daha demokratik, daha layık, daha bir çağdaş bir Türkiye'nin resmini çizmek istiyorsak, inanın bu ülkenin yurttaşlarısınız. Her bir oyunuz milyonlara bedeldir, çok değerlidir. Haziran seçimlerinde oyumuzu el birliğiyle, güç birliğiyle çağdaş bir Türkiye'den yana kullanalım. Saygı ve dostluklar size. Çok teşekkürler. Evet, İzmir'in güzel ilçesi Narlıdere'den, Narlıdere Belediye Başkanı'nın oluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'nden Sayın Abdülbatur'un da katılımıyla belediye başkanı bu programı gerçekleştirdik. Ben değerli konuklarımız Edip Akbayram, Erdal Aksünger ve Barış arkadaşa bu içten konuşmaları nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İsmail Dükel arkadaşımızın süresini aldık. Onun hoşgörüsüne de teşekkür ediyoruz. Birazdan gün sonu haberleri başlayacak. Bu arada biz Halk TV Genel Müdür Şaban Sevinç yönetiminde, benim asistanım Gizem Kurt, yönetmen Erdem Yıldırım, kameramanlar Kemal Sevindirici, Atakan Gültekin, Umurcan Özkan, Emre Kıvıl, Cimicip'te Zafer Bakır, Cüneyt Liman, Ankara'daki arkadaşlarımız Aydın Taş, Hatun Köse, Ceren Çavga, Gizem Çalış. Yani bunları emeğe saygı gereği okuyorum. Emeklerine çok teşekkür ediyorum bu arkadaşlarımın. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Sevgiyle kalın efendim. Sağ olun, var olun.